Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İslam'da ticaretin önemi. Ticaret insanlığa özel bir kurum, kuruluş, uygulama. İnsanlara özel. Eğer ticaret olmasaydı insanların hayvana farkı olmazdı. Ticaret Arapça'da bey ve şira deniyor. Bey ve şira. Bey satış anlamına geliyor. Şira alış. Satana bayi deniyor. Bayi. İsmail sikasıyla. Alana da müşteri deniyor. Alışverişte ikisi karşılık lazım bunların. Alıcı da satıcı da lazım. İkisi de. Bir olmazsa olmuyor. O üretilmiş mal duruyor depoda, alıcı yok, şey yarım muhtemelenler. Alıcı var, sıraya girmiş, mal yok, yine bu da olmuyor böylece. Mutlaka bir denge gerekiyor bunda. Mekke halkı, İslam öncesi de bu işi iyi bilirlerdi, ticareti bilirlerdi Mekke halkı. Orada Kabe olduğu için, Araplar cahil döneminde oraya gelirlerdi. Orada alışveriş kuvvetiydi Mekke mükerremede. Medine halkı bu işte çok bilgisizdi Medine halkı. Medine Münevvere'de bütün ticaret Yahudi elindeydi. Yahudi elinde ticaret. Beni Kanuk kavmi vardı. Bunlar kuyumculuk yapardı bunlar böyle. Beni Nadir'de böyle zahir üzerinde yaparlardı. Medine halkı Araplar zavallar deve çobanlığı yaparlardı, hurmalı yetiştirirlerdi, götürürler Yahudilere, artık Yahudi bunları ezerdi bunları. Onların tekerini ticaret. Elhamdülillah Hicret olayı ile Müslümanlar Medine'ye gelince, baktı Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in baktı, ticaret Yahudi'nin ellerinde eziliyor Müslümanlar. Mekke'den tabi gelenler oldu Medine'li muhacirler, İşi bilenler, ticareti bunlar. Bunlar işe yer attılar. Yalnız bir şey vardı Medine Münevvere'de. İçme suyu kıtlığı vardı. İçme suyu, tatlı suyu kıtlığı vardı Medine Münevvere'de o dönemde. Bir kuyu vardı. Bir Rumi adında kuyu vardı. O kuyunun suyu çok güzeldi. Suyu boldu, büyük kuyudu. Ama kuyu bir Yahudinin mülkündeydi, ona karışıyordu. Bu Yahudi de yoldan geçen yolcu susuz kalsa öleceğini bilirse ona bir damla su vermesi parasız. Oturdu kuyunun başına. Bir Arabı hizmetçilerin yanına alırdı. O zavallı Arap genci kuyudan su çekildi kovayla. Deri kovalarla zincirli şeyler çevirerek böyle çevirdi. Bir kovasını ona bir hurma verdi karşılığında. Bir hurma. 50 kova çekti mi, 50 hurma akşama kadar. O kadar. Baktı Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Medine halkının suyu ihtiyacı var, içme suyu ihtiyacı var. Bir de tabi pahalı satıyor, onun tekelinde suda. Yüce Aleyhisselam Hazretleri eshabına, kim o kuyuyu alırsa, ona Rabbin cennetini vaat ediyor. Hazreti Osman, hemen işe atıldı Hazretleri. Yahudi'ye gitti. Satar mısın sen bana bu kuyuyu? Satmam. Ya, sat işte alayım ben bunu. Satmam. Neden? Ben buna gelirim güzel var dedi. Niye satayım ben bunu böyle? Gelirim var. Niye satayım? Peki. O halde dedi. Madem işte burada gelirim var. O halde bunun da yarısını satar mısın hissesini? Satar mısın? Yarı hisse %50 bana. Bir gün kuyu senin olsun, bir gün benim olsun. Bir gün otur kuyunun başına, gene aynı şeyin kazancı algı böyle, bir gün bana ait olsun. Düşündü Yahudi, hem eline toplu parayı geçecek, hem de %50 hak onu, yani gün aşırı kuyu onu verecek. Güzel mantık uydu böyle, kabul edi böyle. Yarısını Hazretman sattı. Sattı ama Hazretman'ın İslam'ın fendi onu yendi şimdi. İnan et abi Medine'ye böyle ya.
Bugün su benim hakkım. Su bedava. Kimse gitsin alsın böyle şey. Bedava olunca gitti oraya, iki gün su aldılar böyle. Ertesi gün için Yahudi gelip oturuyor kuyunun başına, kimse gelmiyor hiç. Neye gelsinler? Ertesi gün Hazım onun sıra kenarında, gene halkı suyunu alıyorlar. Yahudi bak bir şey yapamıyor böylece, haber gönder Hazım ona. Ne olur, öbür hakkını satayım. İstem yeter bana bak. Yalvara yalvara, düşük fiyatta sattı bunu da. Demek ki Müslümanların her şeyde, her şeyde elin olması gerekiyor mu demek böyle. İşte bağımlı olmamak için bu da farz-ı kifayet İslam'da. Yani her bilim dalında, her iş dalında Müslüman el atması farz-ı kifaye olmuş oluyor. Şimdi ayet-i kerime bakalım inşallah dünyayla ilgili. Nisa 29'da ayet-i kerime. Buyurun Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenû. Ey mümine iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler nas diye başlıyor. Ey nas diye başlıyor. İnsanlar diye başlıyor. Eğer bir imana davet varsa o zaman öyle geliyor. Bütün insanlar imana mükellef çünkü böyle. Ama uygulamaya gelince müminlere fazla uyuyor. Onlara fazla yemez. Mevlam buyuruyor bizlere şimdi burada. Ey müminler! Buradaki ya da Arapçada tenbih harfi deniyor bunu. Uyarı harfi deniyor böyle. Ya. Yani bir insan dalgın olur da karşını önce uyarır. Bak bir dakika dikkat eder. Dikkat eder. Ondan sonra önümüne şeyini söyler. Genelde Mevlamız da bunu kullanıyor. Ya kullanıyor Kur'an'ı. Ya geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani ey kullarım vela buluyor. Dikkat edin, dinleyin. La tek emvaleküm beylik bil batile. La teküle yemeğiniz. Emvaleküm mallarınızı beylik aranızda bil batile. Batıl olarak mallarınızı yemeğiniz aranızda. Batıl. Batıl haram olmuş oluyor. Geçersiz anlamına geliyor. Ne gibi şey bu da? Tefsir şöyle buyuruyor. Kerriba ve gasbi ve sirkati ve ilahır. Faiz gibi diyor. Gasp etmek, çalmak, hıyanet etmek gibi böyle. Bunlar batıl. İlla en teküne ticare. Ancak ticaret olursa iyiniz ticaret. Bunun dışında yok mu? Helal var. Var tabi. Mesela miras var. Helal verecek. Demek ki, burada Mevlam buyuruyor, batıl olanı yemeyiniz, batılı yemeyiniz. Miras, helal. Hatta mirasta karşı gelenin kabulü de gerek kalmıyor. Mesela hibe, farklı hibe. Bir hibe etin der, ya da vasit eder. Der ki, ben öldüğüm zaman balım çıkan şu kümşeye veriniz der. Vasit etti ama eğer karşı kabul ederse bu geçerli oluyor. Etmesi geçici olmuyor tabii. Hibe bunun gibi. Hibe ediyor. Bunu sana hibe ettim. Kabul etmiyorum diye. Evli gitmeye böyle. Hibe geçici olmuyor böyle şey. Miras farklı böyle. Kişi öldüğü anda, öldüğü anda, ölmesi şart böyle. Komada olsun, yoğun bakımda olsun, ümitsiz olsun, hasta hayatı ne olsa olsun, mal onundur yani. Ona ait mal böyle şey. Mal taksi ama haram da böyle şey. Öldüğü anda, öldüğü anda mal varislere intikal ediyor böyle. Varislerin de kabulle bu bağlı değil ama. Onun hakkı olmuş oluyor. Bunların dışında yani hibe, zekat, sadaka, miras bunun dışında ancak ticaretiyle. An teraldi minküm. Bunlar ben şart koşuyor böyle. An teraldi minküm sizden karşı rıza ile karşı rıza şartı şartıdır. Mesela komşunun yanında dükkanı var. Ya da evi ve arsası var. Almak istiyor burasını. Zorla değerini verip alacağım onu diyor. Alamıyor tabii böyle. Ticarette ne satan karşılığına baskı yapabiliyor ne alıcı bunu zorlayabiliyor. Mutlaka iki tarafında rızası şart bunda.
Demek ki ticaret olmasa ne olur muhteremler? İnsanların hayatı hayvansal yaşama döner, hayvansal. Ne yapıyor hayvanlar? Birbirine saldırırlar, öldürürler, birbirine yerler. Her şey yapabilir böyle böyle. Eğer İslam'da ve insanlıkta olmaz ticaret, hayat tamamen karmaşık hayat orada böyle. Hercimeş oldu hayat böylece. Birbirini çalanlar, gasp edenler olurdu. Ticaret ne zaman başladı insanlıkta? Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin oğulları büyüme başlayınca, yani şey elle iş yatışınca, onlara Adem Aleyhisselam farklı görevler vardı. Neden? İnsana yazacak farklı insan yaratılışı, yetenekler farklıdır böyle. Mesela Habil, onun koyun sürüsü vardı Habil'in, koyun sürüsü vardı. Onlara otlatıldı bakardı. Kabil de bu da ekerdi. Yani tarımın ilk başlangıcıydı. O ekerdi. Tabii ilkel usullerle ama böylece. Ya ondan pulut yoktu. Yani pulut yoktu ondan o zaman böyle. Demir işlemiyor daha demir cevher zamanlar böyle. Böyle bir çubukla şeyle kazadı yeri, açardı. Oraya buğday cennetten getirirdi adam. Şavaşı getirdi. Onu dikerdi buraya. İlker bir şekilde bunu yapardı bunları. Bir aradayken bir sorun yoktu. Tabii büyüdüler bunlar. Evlendiler adamın çocukları. Evlendiler. Ayrı yuva kurdular. Çoluk çocuk oldu. Şimdi ne gerekti? Birinde oldu, öbüründe yok. Bunun koyunu var, sütü var, öbürünün başka bir şeyi var. Bunda bu yok. Mutlaka bir karşılıklı bir anlaşma gerekiyor. Karşılığı gerekiyor. Bunun üzerine ilk olarak ticaret takas denen usta başta takas. Malı mübadele karşı, mal mı böyle böyle şey. Ben sana bir koyun vereyim, sen bana işte bir avuç arpa ver, sen bana bir buğday ver, öbürü avucu mesela, avu yakını, avunu bana getir. Böyle ilk olarak ticaret böyle başladı, takı usulüyle başladı. Mal mübadelesi, para yok böyle şey. Sıra Mevlam buyurdu, para işini, altın, gümüş, para birimi İslam'da mıdır? Altın, gümüş, para birimi. Hala böyle böyle. Gerçi gümüş yana geçmiyor para birimi ama altın yine para birimidir böyle şey. Yani bir devletin ne kadar parası basarsa bassın, iş altına dayanıyor gene böylece. Altın, gümüş, para birimi. Bununla başladı bundan sonra. Ticarette bir de dürüstlük gerekiyor şimdi ticarette. Tabii her şey gerektiği gibi ticaret daha önemli. Herkes buna bağımlı. Bizim Melahu Kuran'a bir örnek veriyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam vardır. Şuayb Aleyhisselam. Medyen halkına peygamber gönderildi. Şuayb Medyen halkına gönderildi. Medyen, Hicaz'la Filistin arasında Kızdeniz kıyısında bir olan bir memleketti Medyen. Şuayb Aleyhisselam'ın bir lakabı vardı. Hatibül Enbiya. Peygamberlerin hatibi. Çok güzel konuşma sistemi varmış kendisine böyle. İkna edici karşı kendisi. Sakinmiş kendisi. Böyle olduğu halde fakat karşı tarafta da o kaybet olmayınca tabi başı olamadı. Mevlam bize buyuruyor bunu Hud 85'te. Veyle Medine'ye Şuayb'a. Mevlam buyuruyor, Medine'ye de Şuayb'ı gönderdik, onların kardeşleri, Kale. Şimdi her peygamberin ilk uyarısı, bakın hep böyle, hep her peygamberin böyle. Ya kavmudullâhe, ya kavmi'budullâhe, ey kavmim, ey halkım, Allah'a kulluk ediniz önce böyle. Önce tevhide başlıyor, tevhide başlıyor böylece. Allah'ın birliği Celle Celaluhu. Buradaki birlik sayısal değil. Yani ikinin karşılığı değil. Buradaki birlik eşi dengi olmayan bir. Biz de bunu bazen kullanırız mesela halk arasında. Ne deriz? Efendim işte benim doktor bir tane. İki değil, anı değil. Yani öyle bir doktor ki onun gibi doktor yok böyle mesela. Benim arabam bir tane.
Yani o kadar güzel baş eşek var efendim böylece. Buradaki de sayısal değil, Allah'ın Celle Celaluhu eşi dengi yok Mevlamızın böyle. La şerikele onun ortağı yok. Lehül mülk, mülkiyet onun, mülkiyet. Egemenlik, tasarruf. Böyle. Denetim, kuvvet onun elinde böylece. Şu evrende, alemde bir atom başıboş olsa, büyüce başıboş olsa denge bozulur gider. Yani öyle ki Mevla ki onun kudreti her şeyi görecek basir sıfatı var. Her şeyi bilecek her an böyle. Alim. Her şeyi duyacak. Es-Semiya. Her şeyde gücü yetecek. Kadir. Kadir mutlaka. Mesela hücrelerimiz. Hücrelerimiz. Başıboş olsa, denetim olmasa, biz tabii karışamıyoruz hücrelerimize ama. Kim karışıyor peki bunlara? Kim yönetiyor hücreleri? Ve gıdayı alıyoruz tabii. Bir damak tadı var bize mesela. Onu tatmin ediyoruz damak tadını. Gıda alıyoruz böyle şey. Onu alın çiğnerken bütün bunun zevki ağzını çiğneme esnasında bunun zevki. Bu ağaçlar geçti mi artık bir şey benzemiyor tabii. Peki ne oluyor bunlar? Yani nasıl sindiriliyor bunlar? Nasıl sindiriliyor bunlar böyle? Enzimler var. Salgılar bedende böyle şey. Bunu da beyin yönetiyor. Yani Allah'ın kuvveti bir örnek olarak bunu şey yapıyor. İnsan denen varlık. Allah'ın kuvvetine bakmaktır. Beyin yapısı insan. Beyin yapısı. Bunu yaratan kim? Beyin yaratan kim? Böyle şey. Şimdi bir kimse mesela ahşap evine gidiyor. Reyeceğini biliyor. Bilerek evine gidiyor, acıkmış. Beyin ne yapıyor? Bu ne yiyeceğini bildiği için ona göre enzim hazırlıyor beyin. Onun sinirim kolaylaşıyor muhtemelen böylece. Bir insan bir misafir bir eve girsin, gereken bir bazen koku olur, hamur şerbeti koku olur. Bunun kokuyu alır, beyne bu sinyali verir. Beyin ne yapıyor? Hemen ona göre enzimi hazırlar. Ama sinir bunlara böylece. Ne gerekiyor tabi burada? Eğer gıda karışık olursa, birbirine zıt olursa ne oluyor? O zaman zorlaşıyor, midenci zorlaşıyor böyle. Hepsinin başka başka enzimler. Beni yetiştiremiyor bunlar bu sefer böyle. Sinirim tamamlanamıyor bu sefer tabi. Şimdi sindirildi bedenden, kana çekildi, hücre oluyor. Ne olacak hücreler? Beden taksim olacak. Dokulara, organa gidecek bunlar böylece. Kim bunları yönlendiriyor? İki göz var insanda. İki tane göz var böyle. Daha ana kanı yaratılışında eğer bu hücreler başıboş olsa ne olur? Hücrelerin bir kısmı mesela sağ gözü daha çok giderler. Oradan tercih ederler hücreler. Sol az giderler. Gözün biri büyür. Kulağın biri büyür. Bebeğin biri büyür böylece. Ayağın biri büyür. İşte karmaşık oluyor böylece. İşte Mevlamızın şu alemdeki tasarrufu, kudreti, kesin emri denetimi Mevlamız'ın böylece. Bütün mülk, bak dev mülk böyle. Mülk onun tam emrinde, denetiminde. Mâmûl-i gayri ve devam-ı Şahab-ı Aleyhisselam size ondan başka ilah yoktur buyuruyor. Her peygamber önce ümmetini imana davet ediyor, tabi örnek vererek. Sonra o toplu, o kavim hangine işliyorsa onunla atma başlıyorlar böylece. Mesut'un kavim mesela başkaydı, her kavim başka böylece. Şöyle buyurdu, وَلَا تَنْكُسُنْ مِكْسَرْلَ وَلَا مِيْزَانَ وَلَا تَنْكُسُنْ مِكْيَالَ Mikyal, hacim ölçüsü, kile. Mizan da ağırlık ölçüsü, teraziye böyle. Bunu eksik yapmayan bunlar böylece. Onların da neymiş bunların da günahları? Ölçü, tartıda eksik yapıyormuş bunlar böyle şey. Bak, yapıyorlarmış. Şuna biraz önce imana davet etti. Allah bunlara bildirdi. Allah birdir. Onun şeyi ortada yoktur. Mülk onundur. Kulağına dönecek. Ondan sonra buna geçti böylece. Mikyal'den, mizanda eksik yapmayın bunlar böyle. İn yarakim bi hayrin. Ben sizi bakın çok iyi görüyorum işte böyle.
Yani Allah size de bolluk vermiş, bereket vermiş, refahtasınız hepinize böylece böyle. Ama bu yapmazsanız dedi, azabından haber verdi bunlara. Azap gelecek buyurdu. Şeyh Hazretleri tabi bunlara çok nasihat etti, öğütler verdi, mucize gösterdi, çok mucize gösterdi. Hatta şöyle dediler, bir kaya varmış, tepe, taşlık mı, bir şey yaramıyormuş böyle. Ne ağaçlar ne ekiliyor böyle de. Ya şöyle dediler, eğer sen bu kayaları toprak haline çevir, imad edersen der böyle. Elini sürdü, taşlar toprak oldu böyle. Hem dağıldı, düzgün oldu nasıl böylece. Ama imana gelmeyen yine gelemiyor ki muhteremler. Gelemiyor, Allah korusun böyle böyle. Gelemiyor böylece. Tabi sonra azap geldi bunlara. Azap bunlara geldi. Nasıl azap geldi bunlara? Bir sayha. İlla sayhada mı böyle? Sayha. Ses gürültü böylece. Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı. Tabi ses ne yapar? Ses sarsıntı yapar bir de böyle. Bomba patlasın, camları kırar. Sarsıntı yapar böyle. O sesle beraber deprem de oldu böyle. Hepsi ölüp kaldı burada böylece. Şuayb Aleyhisselam, Hazreti Musa'nın da kayınpederi oldu ikincisi aynı zamanda. Onun kayınpederi. Şimdi demek ki bunlar da tabii alış yapıyormuş bunlar da. Yani ticaret yapıyorlar bunlar da. Ama hıyanet yapıyormuşlar bunlar. Şimdi gelin inşallah dürüst tüccarın mükafat ödülüne ahirette. Yani dünyada yapılan burada kalmıyor bazı. Öbür alemden taşınıyor bunlar. Bütün mesele burada böyle böyle. Burada ne yaparsak ama iyi ama kötü. Ne yaparsak öbür alemden taşınıyor bunlar böyle. Taşınıyor bunlar böylece. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Sahih Hakim'de Et-Tacir'in Sadık-ül Emin'i Et-Tacir'i Tacir. İsmi faildir tacir, ticarete uğraşan. Çoğulu tüccar gelir. Tekili tacir, çoğulu tüccar gelir. Arapça kelime diyor böyle. Es-saduku, sadık tacir, dost doğru tacir. El-emini, güvenli tacir. Yani halk buna güveniyor kendisine böyle. Halk tabi güven vermiş, kendine dost doğrudur. Böyle bir tacir. Burada iki tane özelliğini, iki tane sadık ve emin, güvenli, tacir. Me'an nebiyyin, nebi peygamber beraber. Ve sıddıkın ve şühedâ, bunlara beraber mahşerler. Peygamber sıddık, şehidi beraber mahşerler bunlara beraber. Doğru tacir. Çünkü toplumsal denge düzen ticarete bağlı muhtemelen, ticarete bağlı. Ticaret durduğu anda hayat durur. Hayat durur muhtemelen. Mutlaka ticaret şarttır. Ayrıca Peygamber burada ümmetini de buna teşvik etti. Sahabelerine böyle ticaret yapmaya. İslam'da ruhban yoktur, ruhbanlık İslam'da. Yani genel şekilde mağaraya kapan da efendim Allah'ı zikret İslam'ın yasaklı muhteremler. İslam ruhbanlığı cihattır. Cihat, İslam ruhbanlığı. Eğer İslam ruhbanlığı teşvik etseydi sahabeler hep ruhban olur sahabeler efendim. Örnek bize Peygamber Aleyhisselam peygamber. Peygamberimiz. Bir peygamber. Hem Hatemül Enbiya. Son peygamber. En üstün peygamber. Aynı zamanda devlet başkanı yaptı. Devlet başkanı. Yani siyasete atıldı. Devlet başkanı yaptı efendim. Savaşta ordu komutanı. Savaşta ordu komutanı. Davada hakim kadı oldu ordu vardı. Demek ki Müslüman her şeye karışması gerekiyor Müslümanların böyle. Yine sahabeler de Hazreti Sıddık Hazretleri mülayimdi, yumuşak çok kendisi böyle. Öyle kişiydi. Bak halifeliği kabulün halife oldu böyle. Yani devlet başkanı oldu muhtemelen. Devletin başkanı oldu. Demek ki Müslümanların her şeyi atması gerekiyor. Yoksa İslam aşağılanır. Yani hakim öbürler olurlarsa tabi Müslümanlar, tabi bunu yaşadım da muhtemelen mesela. Ben mesela daha fazla bunları gördüm işinize belki de. Mesela örnek olarak 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydım muhtemelenler. Rahmetli annem okuyormuş kendisi Kur'an-ı Kerim.
Ben okumak çok hevesli okumak için beni. Ama yasak. Okutamıyor böylece. Annem rahmetli. Ona gitti götürdü, korktu almaya. Gitti korktu almaya böyle. O zaman yani devletin bütün siyasi güçleri bunun üzerine duruyor böylece. En büyük suç okuma okutma Kur'an-ı Kerim böyle. Bir kadıncağız vardı, yaşlı. Bir yerde kadın biraz topalcı bir yani. Üç baş tane komşuyla okutuyormuş çocuklarını. Birkaç tane komşu çocuklarına oturuyormuş böyle. Bir uzak biraz böyle. Annemi oraya götürdü. Okudun musun? Çok ya annem yalvardı kendisine. Ne oldu Allah aşkına? Hocam dedi böyle. Bak oğlum cahil kalmasın. Çok ya yalvardı ona. Şunu söyledi. Hatırlayamadım böyle. Abla dedi. Annem abla dedi. Okutayım ama dedi. Çocuğun küçük dedi böyle. Gelirken giderken dedi. Bunu görürler. Arkasından takip ederler. Basın yaparlar dedi böyle. Annem çok yalvardı. Kıramadı bunu. Aldı beni. Evim uzak biraz tabi oraya. Kendi gitme başladım oraya. Eli bağ cüzü. Bir gün sıra bana işte geldi okumaya. Rahleleri vardı. Öbür işlemine büyük. En küçük işlem benim ben. Tam sıra bende. Rabbi yesir okuyorum. Hiç unutmayayım o okumadım. Rabbi yesir. Rabbi yesir vela tuasir. Bakın bunu. Komşulara kalmaya geldi. Hoca onu polislere basıyor. Komşular kaldı. Hocanın polislere basıyorlar derken böyle. Polisler kapıyı kırdı. Camdan girdi, içeri girdi muhtemelen böyle. Dediler. Ben tabi ağlam başladım, korktum orada. Beni götürmeyle küçük derken böyle. Hocanımı aldılar. Ne kadar kuramazsa suç aletlerini yakalar üstüne koydular. Kara götürdüler muhtemelen böylece. Bu için yani Müslümanların her yerde egemen olması gerekiyor. Bu için de para da gerekiyor ama. Para da gerekiyor muhtemelen. Tebuk Savaşı. En güçlü ordu buydu böyle. Yani zorlu ordu. Üstetülü ceyş deniyor buna böyle. En zorlu ordu Tebuk Savaşı'ydı. Uzak mesafe. Yazın en sıcak günlerinde buraya gidilecek. Muhacirin çoğunun devesi yok. Dolayıcı yok. Sonra silah lazım. Evet kılıç ama bir kılıç yetmiyor savaşta ki kılıç kırılıyor. Şimdi kılıç size geliyor, çarpıyor, kılıç kırılıyor. Karşı kalkan tutuyor, kılıç kırılıyor. Mutlaka 3-5-10 tane kılıç da gerekiyor. Ok çok gerekiyor. Kalkan gerekiyor, zırh da gerekiyor çoğuna. Bine gerekiyor, yiyecek de gerekiyor. Bu neye bağlı bunlar? Para. Para, para, para. Para bağlı. Peygamber Hazretleri hutbeye çıktı. Eshabına bunu açıkladı. Eshabım, Tebuk'a gideceğiz. Mesela uzak, herkes eline gelin yardım etsin. Yardım etsin böyle. Hazreti Osman. 1000 tane deve bakınız. 1000 tane deve, deve. 1000 tane deve. Etti böyle şey. Yiyecek verdi. Bir de 10.000 dinar dirhem gümüş para böyle. Torbaya getirdi. Peygamber'e döktü bunları böyle. Ya Resulallah bunu da harca böyle. 10.000 dinar büyük torbaya getirdi. Gümüş var döktü önüne böylece. Peygamber elini açtı arasını peygamber. Allah'ım, Osman'a razıyım. Ondan sonra razı olmuyor muhtemelen böylece. Demek ki parasız olmuyor. Savaş da olmuyor parasız muhtemelen böyle. Mutlaka para da lazım böylece. Ancak eğer para helal olursa kişi bunu verebilir. Olması da vermem muhtemelen. Bu da var böylece. Yani eğer kazan gayri meşruysa, haram ise kişi bunu veremez. Nasip olmaz yani buna böyle şey. Buyurarsa ama peygamber buyuruyor. Yine hadis-i şerif okuyorum. Et-tacir-i saduku. Sadık tacir. Tüccar. Taht-i zil-i arşi yevmel kıyameti. Kıyamet gününde arşın gökyüzü olacaklar. Tüccarın sadık olan, doğru olanlar mı? Dürüst olanlar mı? Yine bu Aleyhisselam Hazretleri adı şerifinde Et-tacir cebanı mahrumun. Et-tacir cebanı korkak tüccar. Mahrumun, mahrumdur. Korkak, ürkek, evhamlı. Ürkek şey yapıyor böyle, atlamıyor, işe atlamıyor. Bak, peygamber buraya
mahrumun. Ve tacir-i cesur-u merzukun. Cesur da nedir? Merzuk rızık kanı vereceğim. O zaman veriyor vereceğim böyle. Bir evliya sormuşlar. Efendim demişler, fazla mal acaba insana zarar verir mi? Fazla mal insana zarar verir mi demişler böylece. Demiş kimine zarar verir, kimine zarar vermez. Kime zarar verir peki? Demiş kavrun. Musa ümmeti kavruna. Ona zarar verdi mal. Bizim ümmette var mı? Kim sahabeden var. Kim salebe var. Ona da zarar verdi salebe. Eşinin kuşuydu. O kadar şeydi böyle. Ona zarar verdi böyle. Şöyle buyuruyor. Peki kime zarar vermez? Mal diyor gemiye benzer. Gemiye benzer diyor. Gemi ne kadar büyüse büyüsün ama delik olmasın. Çürük olmasın böyle muhtemelen böyle. Eğer geminin bir delik çürüğü oldu mu hemen gemi su alır batağa gider böyle. Ama gemi sağlamsa diyor, ne kadar büyük olsa o kadar daha iyi böyle diyor. Dalgalar boğuşur, batmaz ve onu aşağı gider böyle buyuruyor. Şimdi bir ayet okuyorum inşallah Nur suresinden ayet 37'de. Yine tabi ticarete ilgili. Mevla buyuruyor bizlere. Ricalün. Rical. Rical erkek adam anlamına geliyor böyle. Fakat buradaki yani öyle adam ki adam ki adam anlamına geliyor buradaki yani böyle. Ricalün. Temin. Böyle. Adam ki adamlar. Bunları ticaret ilah etmiyor. Benim an zikrillah. La tülhihim ticareti vela bin an zikrillah. Tülhi oyalamak. Meşgul etmek, alıkoymak bunları. Bunları, yani bu insan adamları ticaret ve bey. Ticaret alışta burada kullanılıyor. Bey de satışta kullanıyor burada. Alıyor, satarken bunları meşgul etmez böyle. Neden? An zikrillah alınan zikrinde. Demek ki tüccarın da özelliği bu olması gerekiyor Allah katından adamlar. O alırken de, satarken de, uğraşırken de Allah'ın zikrini unutmaması gerekiyor. Allah Teala'mızı hatırlaması gerekiyor. Zikir bunun fiili zekeredir. Hatırladı anlamına geliyor. Zakir hatırlayan anlamına gelir. Bu hatırlama dille olur. Kul Allah Allah tecellü kelimete getirir hatırlama böyle. Bir de beyinsel olur, beyinsel. Allah unutmaz. Bu daha önemli böylece. Yani şu haramdır, bu günahtır, bu mekruhtur, bu şerdir, hayırdır. Allah Teala hatırlama. Diğerle zikir müstehaptır. Bir zikir böylece. Diğeri farz ama. Bir farz mutlaka böyle. Farzdır. Şimdi bir tüccar, iş adamı İş esnasında Allah-u Teala Mevlamızı unutmaması gerekiyor Mevlamızı. Onun kullarıyız böyle. Mülk onun. Biz onun muhtemelen aslında böyle. Bizi emanet aslında böyle. Emanettir. Ve ikamet salati bir de namaz kılması engel olmaması için gerekiyor. Namaz kılma engel olmaması gerekiyor. Namazda da böyle. Ve itaat zekatı zekatı vermesi gerekiyor. Bunda da bir oyun yapması gerekiyor. Şimdi üçüne gelelim inşallah bunların. Açalım bu konuyu inşallah. Bir zikir. Dille zikir yalnız dille kalırsa eğer gönle inmezse gönül pek durulamıyor bundan. Yani da artı eksi uçları gibi. Tek telde lamba yanmaz. Bakın çalışmaz böylece. Artı eksi birleşti mi nur olur. Aydınlık olur. Oturma makinesi çalışır böylece. Artı eksi. Bu nedir? Dil ve gönül deyimi. Dil ve gönül. Yani kişi Allah-u Teala zikrederken o anda gönül de orada olması gerekiyor. Öyle insanlar Allah'ın tesbihini Allah Allah çok çeker böylece. Ama gözü başka yerde, kulağı başka yerde, gönlü başka yerde. Bu tabi boşa gitmez. Gitmez ama. Fakat kişi bundan gereken
faydayı sağlayamaz ama böylece. Bir de gönülle beraber. Allah derken Celle Celaluhu bilmeli ki Allah Rabbi alemin bak. Alemi yaratan, yöneten, yönlendiren böyle. Egemenlik bir alemlerin böylece. Allah bir de böyle ama böylece. Yani kulun titremeli aslında onlar böylece. O deyince böyle. Sonra Mevlamızın tabi emirleri vardı Mevlamız. Onları hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor bunları da böyle. İş yaparken de böyle, her şeyinde böyle. Kaşımak gerekiyor bunları. Ve namaz, namaz muhtemelen. İkamet namaz. Nedir namaz? Namaz dengeyi sağlıyor. Ruh nefis dengesi var insan. Ruh nefis dengesi var. Eğer namaz olmasın, tek kişiyi kurtaramazsın. Denge hemen bozulur böyle. Nefis ağırlık bastı, nefis böyle. Nedir nefis? İşte öfke, şehvet, onur, benlik, ihtiraslar, kibirler, şunlar bunlar böylece. Dünya sevgileri böyle. Dünya rahatlığı. Hayvansı hayat yani böyle. Yeme içme böyle. Yaşamayan böyle. Sırf böylece. Nefis bunu ister böylece. Hemen denge bozulur. Ne gerekiyor? Ruhun da gıda alması gerekiyor. Ruhun da gıda alması gerekiyor. Dengeyi sağlamak için. Ne kadar gıda alması gerekiyor? En aşağı günde 5 vakit namaz. Daha aşağı olmuyor. Denge bozulmuyor. Mesela bir hasta. Tansiyon yüksek. Şekeri yüksek. Doktora gidiyor tabii. Bu ne veriyorlar? Tansiyon dengelenmesi için bir hap veriyor. Dengelenmesi için öyle. Belli saatlerde işte. Açken tok karınla şu içesin bunlar içesin böylece. Bunları az olsa dozunu yani tansiyon düşmez, dengelenmez muhtemelen böyle. Yani denge sağlamak için mutlaka onu uygulama gerekiyor böylece. 5 vakit namazda şart muhtemelen. 5 vakit namazda. Hatta aslında bu 50 vakitti bu Miraç'ta. 50 vakitti. 24 saatte 50 vakit vardır. Yani insanı böyle etkileyen ruhunu 50 vakit vardır böylece. 5 vakit temel vakitler de böyle. Ağır vakitler de böylece. Bu işin namaz vakitleri burada ayrılmış namaz vakitleri de böylece. Yani bir insan namaz vakitine kılsın, farklı olur bakım trenler. Farklı olur böylece. Tam içine oyalanıyor, işte işi var, gücü var, ya da yorgundur, israr diye bir anda vakitleri kılarım der. Tam haram olmuyor. Olmuyor ama fakat vaktini kılmanın tadını orada bulamaz ama trenler. Bulamaz böylece. Vaktinde o yörede ruhlar üzerine etki yapıyor bunlar hem böylece. Yani gecenin her şeyin etkisi vardır. Mesela hayvanlarda bile. Abi, hamam böceği vardır mesela. Karanlıkta hareketlidir, canlıdır böyle. Asitlidir yani böyle, karanlıkta böylece. Işık yaktığında durur böyle. Hemen şurada böylece bak. Yani ışık, karanlık, zaman insanı etkiliyor insanları bunlara böyle. Namazı bir de vaktinde kılmak böyle. Allah katından daha sevap, Allah katından insanlar günümüzde daha fazla zevk alır böyle. Namaz dengeyi sağlıyor işte. Ruhsa dengeyi sağlıyor namaz böylece. Ben namaz kılmam da ama başka bir şey yaparım. Namazla kıyaslanmaz ki başka bir şeyler. Namazla kıyaslanmaz ki başka bir şeyler. Ne var namazda? Mesela bir gün namazda tam 40 rekat var. 40 rekat bakın. 40 rekat var bir namazda. Bir gün namazda. 40 rekat böyle. 40 tane Fatiha var bunda. 40 tane besmele var. Evinizde tabii daha sayısı düşüyor. Zamm-ı suresi var. 40 rükü var. Bir de secde ikiye katlıyor. 80 secde var. 80 secde var. Senin secde. Şeyde aleyhi lane bir secde yapmadı. Lanetine bakın derim böyle. Yani bir günah, bir işi terk etme ne kadar günahı varsa ona göre orantılı sevabı da var. İnsanlara böylece böyle. Sevabı orantılı böylece. 80 secde var. Sonra namaz kılan insanların bir de sağlık durumu namazla beraber. Yani sevabın dışında her insanın yani Müslüman olmayan bile namaz kılması lazım. Bedensel sağlık için böyle şey. Ayak durmanın özelliği başka. Böyle. Yani tek noktaya dikiliyor gözler böyle şey. Toparlanma. O dağılıklı gidiyor. Biraz da insan bilinçli olursa kişi yaptırınca bilinçli olursa ne oluyor? Allah huzuruna Celle Celaluhu. Allah huzurunda, Allah beni görüyor, biliyor diye utanma, hayal, sıkılma, böyle sağa sola bakınamama böyle.
Topalama kendisine böylece. Sonra rükû, rükû mesela. Yani omurga kemiğine bu ihtiyacı var böyle. Bu harekete bakın böyle. Sonra bilhassa bel aşağı kaslar. Mesela bir kadının genç yaşından namaz kılmaya başlasın, kızına başlasın, doğumu kolay olur muhtemelen böyle. Doğum daha kolay böyle. Kaslar gevşiyor bunlar. Rüküye varınca böyle, kaslar böyle. Erkeklerin de prostatı genişler, rahatlar böylece. Yani daha çok kişileri ondan vereceğim. Yani bir rükû muhtemelen böyle, rükû böylece. Hele secde, secde muhtemelen böyle, hele secde böyle. Hele günümüzde, günümüzde genelde işimiz oturarak, işlerimiz oturarak yapıyoruz böyle. Ayaktayız, oturuyoruz böylece. Şimdi bir meyve suyu bile kabına dururken ne oluyor? Altın posta çöküyor değil mi? Böyle. Onu bir tevşirmeye gerek böyledir. Denge sağlamak için böylece. Secde bunu yapıyor şimdi. Yapıyor böyle. Beynine kan gidiyor, kan muhtemelen böyle. Beynine kan gidiyor böylece. Secdeye varınca sığ beynine kan gidiyor. Gidiyor ama eğer secde sünnete uygun yapılmazsa kişi bu hale sağlayamıyor böylece. Eğer acele ederse hemen şey yapıp kalkarsa yani daha kan ve tam hücre gitmeden geri dönüyor bu taraf. Olmuyor bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Tatil erkan gerekiyor. Tatil erkan böyle. Yani seyreye giderken yavaş böyle. Allahu Ekber. Allah, en büyük Allah'dır. Seyre kapanmak. Tivartan sonra üst yanaşta ama yavaş yavaş alt tesbih. Yavaş böylece. Ki kan tam beyin hücreye girsin böyle. Ve ben size bunları vereceğim. Sonra yavaş kalkılır. Hızlı olsun hem kalbi yorar. Hem kalbi yorar, hem kan böyle alt üstü böyle. Bir şey yaramaz kan böyle. Yani secdede bir insan kalacak ve kalkacak böyle. Oturacak. Bakın tek secde hemen yaramıyor böyle. Yetmiyor insana böyle. İki secde gerekiyor böyle. Tek secdeye gidiyor, kalkılıyor. Şimdi bir kimse genç yaşında namaza başlasa, namazda bilinçli yapsa namazını da, yani secdesini böyle ağır yaparsa, bu kişinin hafızası kuvvetli olur yaşlanınca da. Yani buna mı olmaz mı kimse madem böyle. Hafıza kuvvetli olur böylece. Çünkü sürekli beyin hücreleri besleniyor bunlar kanla böyle. Gidenler böylece. Yani namazın, her açına baktığı namaza baktığımız zamanlar, namaz öyle farklı ibadet muhtemelen böyle. Sonra namaz, manevi sofra namaz böylece. Manevi sofra. İşte Mevla buyuruyor, o kimseleri, o tüccarları, işleri, güçleri, alışverişleri namazın engel olmaz. Ve itaat zeka, zekat vermeye de. Zekat da mali ibadet. Namaz bedensel. Bedensel, yani kul tamamıyla, bedeniyle, varlığıyla Allah'a özel dikiliyor. Teslim edin kendisini böylece. Tamam böyle. Atekini secdeye atıyor. Mal da zekat. Yılda bir defa. %2,5. %2,5 böyle. Yani %97,5 kula kalıyor gene böyle. %2,5 Mevlam bana verdiği Mevlam böyle şey. Veriyor ama emanet ama Allah veriyor bu böyle. Yine mahşerde yine kula dönüp geliyor bu. Hem de katınarak geliyor kula geliyor. Tekrar geliyor böyle şey. Bir gün İbrahim Vethi Hazretleri vardır, Evlullah Büyüklerden kendisi. Yani padişahken saltanatı terk etti. Allah aşkı gelip geldi böyle. Allah diye yandı. Yönetemeyecek. Yönetemeyecek onları. Burada işte aklıma bir soru geliyor şimdi burada. Benim aklıma geldi de. Peki peygamber nasıl yönetti dedi peygamberimiz nasıl yönetti? Yani bir Evlullah Allah aşkı gelince bıraktı palaşıldı, yapamadı. Yönetemiyor bunu böylece. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü nasıl yönetti? Hadi Şem-i Tebrizi bunu Mevlana'ya sormuş bunu. Mevlana sormuş bunu. Demiş ki Şem-i Tebrizi Mevlana'ya ya Celaleddin demiş. Ya Celaleddin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri buyurmuş ki Rabbim seni bilemedim hakkıyla. Hakikaten bilemedim Allah'ım öyle demiş. Buna karşın diyor, o peygamber ümmeti, hadi bir adet İslam ediyor, Allah'ım seni bildim artık, arayıp tüke. Yani öyle hal geliyor, marifetullah diyor böyle. Marifetullah geliyor, perdere kalkıyor, arayıp tüke. Allah'ım bildim artık seni böyle diyor.
Nasıl olur diyor böyle. Bir peygamber, Hatem-i Enbiya, Allah'ım seni hakkıyla bilemedim. Bir evliya, artık bilirim diyor. Şöyle buyuruyor. Resul Aleyhisselam Hazretleri'nin diyor, gönlü, ufku, arştan geniş. Arştan geniş böyle. Her an, her saniye makam alıyor, derece alıyor her an. Seyrisülük yapıyor manevi olarak. Her an yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ama ne kadar gelse gelsin, onun okyanus gibi olan, arş gibi olan diye göğsü, gönlü, onu alıyor, yetmiyor da bunlara. Yetmiyor, doymuyor daha bunlara böyle diye. Ama Beyaz-ı Bissamen'de gönlü dağıtı atıyor bak. Peygamber onun gönlünü daha böyle diyor. Dolunca diyor, yetti. Biraz daha gelsin, çıldırıyor böyle diyor böyle. Onu kaldıramadı onlar bir şey böyle buyuruyor. Bu İrem Hazretleri de palaçta yapamadı. Aşk gelince böylece. Saltına bıraktı. Tabi zaman geldi, bir evli oldu ama kendisi. Evli oldu kendisi. Bir gün bir köye uğramış, namazı camide kılmış cemaatle beraber. Çıkmış cemaat cami önüne, yazın oturuyormuş cami bahçesinde. Bu da oturuyor oraya. Bir fakir geliyor. Yani halkın bildiği fakirmiş, gerçek fakirmiş, yoksulmuş. İstemez kolay kolay. Geliyor cemaat, durum biliyorsunuz. Yani şu şeyi alıyorlar, aç çocuklar evde, ekmek diye alıyorlar. Şeyen lillah. Allah bir şey verirsen bana verin böyle diyor. Biri çıkarıyor bir şey veriyor. Ama babama dua et. Biri veriyor, anneme dua et ama. İşte bana dua et ama, işim şöyle olsun. Hadi İbrahim'in de cebinde bir dirhem gümüş parası var. Tek ben böylece. O da veriyor. Şey yavaş şey veriyor. Şey diyor. Allah sen razı olsun bana bak. Allah sen razı olsun. Allah sen cennetine versin. Allah sen daha yücelsizsin Mevlam. Hep onu dua ediyor. Cemaatler şaşıyorlar. İbrahim ne yapıyorsun sen? O sana dua etsin bak. Sen ona verdin ya. Öyle diye böyle diye. Eğer o buraya gelmeseydi diyor. Yeni parayım cemine kalacak dedi ya. Ölürsen burada kalacak böyle diye. Ama bu posta diyor bu diyor. Manevi posta diyor bak. Aldı bunu diyor. İbrahim bunu götürüyor buna böyle diye. Onun için ona ben dua etmem gerekiyor buraya böyle. Tabi vermek de kolay değil muhteremler. Bir bakkal varmış, bir zaman bakkal varmış. Çok zenginmiş bakkal. Yani bir şehrin böyle merkezinde işi güzelmiş. Müslüman da kendisi. Müslüman ama dengesi bozukmuş ya. Yani ruh, nefis dengesi böyle. Nefis ağır basıyormuş ama. Öyle Müslümanmış. Ramazan geliyor, zekatını hesaplıyor. Hesap hesaplıyor. Tabii altın para. Bunları ayırıyor bunları. Ayırıyor bunlar şimdi. Ayırıyor ama koyuyor şöyle bir yığın altın oluyor. Bakıyor bakıyor. Nasıl bunu veririm ben şimdi buna? Ben bunu kazandım. Ben çalıştım. Ben kazandım bunları. Bir türlü veremeyecek böyle. O zaman pirinç tabii çuvala girilmiş. Açıkta pirinçler. Bu pirinç olan içerisine bunu gömüyor altınları. İçine koyuyor bunları efendim. Pirinç ağzına kapıyor. Tam bir fakir çağırıyor. Gel bakalım bu adam. Bak arkadaş diyor, benim zekatım burada diyor. Benim zekatım burada diyor. İşte al bunu götür, isten de çoksa diyor, bana sat diyor sen bunu diyor, ben sana parası vereyim diyor. Bakıyor fakir, bir çok koca pirinç, ne yapsın onu böyle? Ya satayım sana bunu böyle diyor. Sat diyor. Tabii kendi kandırıyor muhtemelen böyle. Kendini kandırıyor. Yine bir cimri bir varmış. Aşırı behileni, cimri böyle. Zenginmiş ama bazı zenginler göl gibi olur böyle. Akarsular girer ona, kimse bir şey yemez makinesi böyle. Orada kalır böyle. Akarsu olma gerek, akarsu böyle. Geri gitmeli böyle. Olması gerekiyor. Bu da göl gibiymiş bu. Kapalı göl gibiymiş böylece. Aşırı cimrim cimramı. Zenginmiş ama böylece. Cebinde bir avuç altın para, altın lira. Altına binmiş. Geceymiş sabah erkenden böyle. Giderken bakıyor. Bir yanık sesi, kokusu geliyor, yanma kokusu geliyor kendisine böyle, koku geliyor böyle. O da yöneliyor bakıyor, bir köye gidiyor bak, gerçekten bir ev yanmış. Ahşe bir ev yanmış. Ama cana bir şey olmamış. Ev sahibi, hanımı, çocukları çıkmışlar. Evden bir eşi alamamışlar ama. Alamamışlar böyle. Oturmuşlar bir kenara şimdi, alışıyorlar bunlar. Al eyvah, evimiz gitti. Çok da fakirmişler bunlar. Eline bir şey gelmiyor, alışmışlar. At üzerinde şöyle bakıyor bakıyor. Ey nefsim diyor. Bunu etmek lazım bunlara bak.
evi yanmış, eş alamamış diyor. Bu da çocuk alışıyorlar diyor. Ben de cebim para dolu, evim para dolu. Ben yardım etmeye gerekiyor bunlara böyle diyor. Şey elini cebine götürmek istiyor. Eli gitmeyeceği alışmamış. Gitmiyor elini cebine verdi. Orada şey gitmiyor, gitmeyince bırak, gideyim ben diyor. Altında biraz gene gidiyor. Fakat sonra vicdanı bunu zorluyor, vicdanı. Sen ne insansın baksana buna. Aç insanlar bu. Aç insanlar böyle şey diyor. Senin cebin para dolu. Ne mi vermişlerden? Vicdanı bunu zorluyor. Üst ver geliyor, gidiyor. Verem üçüncüsüne iniyor atından. Bakıyor, bir genç arıyor. Gel bakın yavrum buraya diyor. Ne var amca? Eli sok cemiyeti orada aldı işten paralı bakmadan dedi. Bundan haber diyor. Şey bakıyor, amca elinde bir şey mi var? Yok yavrum. Elinde bir şey yok ama diyor, elini veremiyorum ben diyor. Abi bunlar sen bakın verin, bunlar böyle diyor. Bir de cömert örnek vereyim, inşallah. Bir zat varmış, Ebu Cafer-i Bağdadi diyen bir zat varmış böyle. Bu da iyiymiş durumu kendisinin. Zaten bir gün gidiyor gezmeye. Gezerken bakıyor, çölü bir hurmalık, kurma bahçeli. Oturuyor, kenarıya atını çekiyor, oturuyor bir ağacın gölgesine. Şuna bakıyor, bir tek kişi devamlı çalışıyor. Yani kıyafeti şekli köleye benzeyen bir kişi hep çalışıyor böyle. İşte Kur'an bu diyor, ne toplu bir şey yapıyorum böyle. Ne yapıyorsa zamana göre. Biraz sonra bir çocuk geliyor, bana yiyecek getiriyor. Bir bez içerisinde, bir ekmek ama katık yok böyle. Tek bir parça ekmek. Bunu getiriyor, veriyor buna. Köy iniyor aşağı şimdi. Yanına su alıyor, torbayı açıyor, ekmeği yiyecek. Lokmayı koparıyor. Abi benim bir köpek geliyor şimdi buraya. Köpek sen buna yalvarıyor hal diliyle, yalvarıyor köpek buna böyle şey. Açmış köpek, tabii çölde. Nasıl onu gelmiş tabii oraya. Köpek buna yalvarıyor sanki. Ay abi ya. Boğazına atamıyor lokmayla köpeği atıyor böyle şey. Yürü köpek bir şey ama hemen yutuyor köpeği böylece. Doymuyor tabii. Yine istiyor, yine istiyor. Hepsini ölüyor köpek böyle. Hepsi köpeğe veriyor. Köpek gidiyor. Bu biraz su içiyor. Ha dinleniyor. İşine başlıyor. Hazreti Ebu Cafer'in bu da çok tabi ilgisini çekiyor bu şunu bu. Kül oldu belli. Bir de sen bir kuru bir parça yufka neyse bir şey getirmişler. Bunu kepeğe verdi. Yanına gidiyor. Yavrum sen burada necisin? Ben Fiyar'ın kölesiyim amca. Burada çalışırım böyle. Peki sen ne zaman yemek yedin diyor amca diyor. Dün bu saat yemiştim diyor. Dün bu saat yemiştim diyor. Peki dün bu saati yedin, karnı aç mı? Tabii aç diyor amca. Pastaneye bir şey ekmek yedi, kilo diyor. Ben efendimin çocuğu böyle diyor. Her zaman bu saatte ekmek getiriyor böyle diyor. E sen dün bu saati yemişsin diyor, karnını aç. Ve çalışıyorsun da. Niye ekmek köpeğe verdin? Amca diyor, o hayvan açken diyor, geçmedi boğazından böyle diyor. İnsanım diyor, sabredebilirim diyor. Ama hayvan tabi bilemez sabretme seni böyle diyor. Şimdi kendine bir muhasebe ediyor, kendine bakıyor. Allah Allah. Benim de çevremde yani isim var bir cömert dert, ilaçlı dedim isim var çevremde böyle böyle diyor. Bak şu küreye bak diyor. Ben bunu yapamam böyle diyor. Yani karnım aç olur, yiyorum, aç olur karnım yapamam bunu böyle diyor. Yavrum senin sahibin kim diyor. İşte filan köyde filan kimse. Peki yavrum diyor. Atına biniyor oraya gidiyor böyle. Tanınan kişiymiş. Oraya gidiyor. Ev sahibi tabii karşılıyor bunu. Oturuyor, ikram verdi ikincisine. Diyor ki ev sahibine, filan yer hurması senin mi? Benim. Hurum köle senin mi? Benim. O köleyi bana satar mısın? Satarım ama benim kölemin neyi var, neyi onun listeyi beğendin ben diyor. Yani her taraf köle pazarına köle dolu. Bunun bir farklı özelliği yok kölemin. Niçin sen bunun için bırak gelin acaba merak ettim onu diye. Satmayı satarım ben diye. Anlatıyor durumu böyle böyle. Onu yaparken gördüm diyor. Eğer bunu satarsan diyor, ben onu azat edeceğim diyor. Hür bırakacağım ben böyle diyor. Kurtaracağım böyle diyor. İlk zaman sahibi, umarım bana müsaade ediyor. O işi ben yapayım böyle diyor. O işi ben yapayım diyor. Peki diyor. O zaman diyor, senin bir ricam daha var diyor. Hurmalı bana satar mı hurmalı? Bana satar mı hurmalı? Satar mısın bana diyor. Onu da ona hibe edeceğim ben diyor.
kumarma satıyor bunu. Gönül çocuğunu köle çağırtıyor. Tabi köle korkuyor şimdi. Yani çağırınca, acaba bir suçum var. Bağırıp çağıracak mı? Dövecek mi hatta? Geliyor ve iki büyük mürece. Ya Rabbi otur bakalım, artık köle dizine veriyor. Yani kişi cömertlik, köleyi sultan yapıyor. Sultan da köle yapar muhtemelen bu şekilde böylece. Bir de öbür alemden bakalım, o pencereden bakalım hayata denir şimdi de böyle. Yani buradan baktığımız zaman tam geceleri kavrayamayız gene. Yani dünyada olduğumuz sürece, ruhumuz, gönlümüz, aklımız, tefekkür dünya olduğumuz sürece tam dini kavrayamayız böyle. Bir de öbür alemden bakalım. Öldük. Bir kimse öldü. Öldüğü anda ne oluyor? Yolda ölsün, hastanede ölsün. Öldüğü anda malı sıfır. Hiçbir şey böyle. Sıfır. Kefen de alıyorlar başkaları böyle kefen böyle. Hatta ölen kişi cennetine karışamıyor da. Karışamıyor böyle. Öldüğü anda her şey sıfırlıyor böyle şey. Öyle buyuruyor evliyalar, buyuruyorlar ki evliyalar. En zor da ölen kişi diyorlar, tabut önüne getirilir. Ondan kaldırılacak. Tabi ölen kişi her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Ruh ölmüyor şimdi böyle. Yani ölüm bedensel hayatın gitmişti böylece. Bir insan felç olur, dış ağzı çalışmaz böylece. Beden bütün organların felç olma anlamına geliyor böylece. Yani beyni durur, her şey durur ama ruh ölümsüz ruh böyle. Zaten huzur buna ruhtur. Yani ruhsal huzur, ruhsal zevk. Hep ruhta bunların böyle. Gönül ruhtur. Şimdi ölen kişi tabuta konur, eline getirilir. Helak alınacak. Dostlar evine gelirler. İşte en zor onu o an böyle diyorlar. En zor böyle diyorlar. Tabut yatar diyorlar, kendini görüyor böyle diyorlar. Bakıyor ki diyorlar böyle. Kefene, o da kefene girmiş böyle. Pamuklanmış, virüsü serpilmiş. Eline bakar diyor, Allah Allah. Ben o kadar koştum yaparken böylece. O kadar husaya koştum, şuna koştum, o kadar koştum, koşuşurdum, mal edin edin bunları. Hep bunlar kalıyormuş şimdi bunlar böylece böyle. Ona tabi mezara götürülüyor. Mezara götürülürken de oradaki yakınları bunu haber alıyorlar ölenin. Yakın haber alıyor böylece. Filan ölmüş ruhla birbirine. Onlar görüşüyor birbirlerine, tanışıyorlar, görüşüyorlar, topluyorlar. Hangileri? Azapta olmayanlar mı derler? Azapta olanlar o azabınla baş başa böyle. Kimse gelmiyor. Sırf bağırıp figan böyle. Yani figan da indirmede. Ah pişmanlıkta. Yani böyle. Azat olmayanlar serbestinde böyle. Giderler, gelirler, toplanıyorlar. Onlara haber geliyor. Bak filan filan ölmüş tanıdıkları, tanıyanlar. Herkes ona bir tabi akrı yarın var o tarafta böyle. Annesi vardır, babası vardır, işte kardeşliği vardır, dostları vardır böyle şey. Onlar toplanıyor şimdi mezarın başına gelmesini bekliyorlar. Şimdi buradaki de uğurluyorlar. Onlara karşılamaya geliyorlar. Karşılamaya geliyorlar, uğurluyorlar. Ama yana sokulamıyorlar. Mezar etrafında bekliyorlar. Neyi kabirdeki soru bilsin, hesap bilsin orada önce bakan mecbede. Kişi kabre konur, örtülü anda sanki bir şimşek çakar. Bir parıltı böyle, şimşek böyle, daha kuru şimşek böyle, bir parıltı olur. Bir nur kaplar, nur kaplar. İki melek dikili karşısına böylece. Ölen kişi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, kendisi yıkayanları görür, su dökeni görür, yanına geleni görür, kefeni saranı görür, mezara indireni görür böyle. Hepsini görüyor böylece. Konuşan duyuyor. O bizden daha keskin olan duyuşu, görüşü bizden fazla keskin oluyor. Hepsi bunları görüyor, hepsi duyuyor onları böylece. Mesela indiriliyor böyle. Mesela yatıldığı anda işte o zaman bir şok geçiriyor kişi buna. Kim olsun böyle? Hele ölüm ani olursa ölüm ki bir hastalık çekmemiş oraya bir ön hazırlıyorsa kimsenin daha da zor böyle. Ondan sonra böylece ki birdenbire kendine bakıyor
kefen içerisinde mezara indiriliyor. Bir yandan tabi tahtaya tabi diziliyor, top atılıyor. İnsanların işi var herkesin tabi, bir acele ediyorlar, takır takır. Hemen bir dua muhabbet ederken böylece, insan gidiyor arkadan bakıyor bunların böyle. Ayak sesi duyuyor, görmeyin tabi. İçten pişmanlıyor böyle, ya da Ahmet böylece. Eyvah, ne yapacağım eşliğim burada böyle. İşte iki melek geliyorlar, kabir sorusu içine başlıyor bunda. Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Rabbin kim? Kim Rabbin? Yaradan kim senin? Kimi Rab diye kulluk ettin? Hangi dini yaşadın, inandın? Peygamber'e kim? Nasıl cevap verecek orada? Bir gün biri bana yola karşılaştı da bana şöyle dedi, neden bir ricam var dedi bana. Hayrola söyle bakalım. Elmeriz yapayım dedim. Bana şey yazar mısın? Ne yazar mısın bana? Kabirdeki soru cevabı yazarsın bana. Ne yapacağım? Ezbereceğim bunları dedi böyle. Sonra ne olacak? O cevap hemen cevap vereyim, kurtayım orada. Dedi ki muhteremler, şiir dedim sen bunu ezberlesen. Ezber ne anlamı ezber geliyor? Beyinde hafıza hücreleri var, hücre, hafıza. Hücre böyle. Oraya kaydoluyor bunlar bile. Oraya kaydoluyor bunlar böyle şey. Öldüğün zaman beyin de ölüyor, hücre ölüyor. Oraya bir gitti. Yani bir insan dünyada allame-i cihan olsun, bunlar hücre kalıyor bunlar. Beyin hücre kalıyor böyle. Yani ölümü, hücre de ölüyor, beyin ölümüyle o da bitiyor. Bitti o da böyle. Ne kaldı geriye? Ruhsal hal makam. Ruhsal makam. Yani iman, Allah sevgisi, ahiret sevgisi, imanı bunlar eğer ruh işlerse, ruhsal hale gelirse, ruh bunlara gelirse, işte o zaman da cevap verecek insan da böyle. Cevap verecek böylece. Yani bir nevi rüyada görmeye de benzer ruhsal böylece. Ruh coşarsa, hatta kalba sığmam yani ruh coşarsa böyle. Ruh coştu mu, ruh bir tadı aldı mı, bu da insan tam görününce ama, tam görününce. Dünyayı yaparsın da böyle şey. Hatta şey olabilir, mesela bir elektrik süpürgesi farz edelim. Başka bir makine olabilir tabi böylece. Çalışıyor. Çalışıyor ama fişi takıldı mı herif takmıyor bende. Yani ana şeye hatta takılı böyle fişi böylece. Evet, kalıbı çalışıyor ama gönlü orada böylece. İnsan da böyle olabilir. Nasıl olabilir insan böylece? Mesela birimizin hanımı diyelim hastaneye doğuma yatırıldı. Doğumu da biraz da tehlikeli ama, doğumu da böyle. Yani durum biraz kritik, hanım hasta, doğumu kaldıramaz. Böyle durum biraz kritik, yani tehlikeli bir hale var. Hanım hastaneye yattı. Kişi o gün de mesela işine gitmeye mecbur kaldı. İşine gitti ama ne yapar? Aklı hep orada, hep aklı böyle. Hep aklı bende. Devamlı telefon önünde, göz önünde, hep aklı orada böyle. Yani konuşurken bile aklı yine orada böyle. Aklı da böyle. Demek ki bir insan da böyle hanımını sevdiği kadar bakın demek böyle. Allah sevse kişi böylece, Allah bağlansa beden çalışırken de gönlünü yapıp Allah'a beraber olabilir böylece. İşte insan kabreye girdiği zaman ne olacak? Melekler soracak şimdi böyle. Rabbin kim? Ruh Allah değermiş ama dünyada. Rüyasını Allah zikretmiş rüyasında böyle. Ne der? Rabbim Allah. Rabbim Allah muhtemelen. Yani cevabını verir. Sonra ne oluyor? Melekler gidiyorlar. Melek seviniyorlar. Ehlen ve sehlen, hoş geldin bu aleme diyorlar. Gidiyor melekler böylece. Bu kişi rahatsız, serbest muhtemelen. Serbest. Hemen geliyor yakınları şimdi. Yıllar böylece. Onlara toprak, tahta engel olmuyor onlar ruhlar muhtemelen. Nasıl ışınlar var günümüzde? Işınlar var. Mesela lazer ışınlar var böyle. İşini, böyle taşı deliyor, parçalıyor muhtemelen. Işınlar böyle. İçine giriyor böylece. Ama görülmüyor bir şey böylece. O bir madde ama lazer ışın böyle. Ruh madde ötesi. Onun tabii çok daha güçlü böylece. Ruhlara da böyle toprak madde engel olmuyor onlara. Kanık olmuyor onlara böylece. Toprak ışınlar ana baba. Böyle tabii sarmaş, dolu hasret bu şekilde böylece. İşte unutmamak gerekiyor bu günlerinde muhtemelen böylece. Yani oraya gireceğiz muhtemelen. Gireceğiz böylece. Tabii çalışmak da lazım ki peygamberler çalıştı, sahabeler çalıştılar, cihat ettiler, her iş yaptılar bunlar böyle. Her kolda, her dalda onlar yükseldiler, çalıştılar bunlar da.
Ama gönülleri Allah ile beraber gönülleri. İşte gönlümüzü Allah'a verebilirsek gönülden nurlanma başlar, nurlanma. Nurlanınca gönül hafifler. Gönül rahatlar gönül böyle. Gönül bir huzur gelir, genişlik gelir, bir sakinlik ruha gelir, bir tatminkarlık ruha gelir. İnsan başkalaşır böyle. Allah'a tevkü, her şeyi çoğalma başlar gönülde böyle. Başlar. Tabi böyle bir insanın namazda farklı namazlar mısın böyle. Farklı böyle. Sizin bir şey bitireyim inşallah. Medine Münevvere'de işte bir namaz kıldı bir yerde ikimiz. Meşgidir başka yerde namaz kılıyoruz. Bu namaz kılan kişi gerçekten namaz kıldı ama böyle. Ve onda kendi namazını beğenmiyorum tabii yanında. Namaz kıldı ama böyle. Sanki nasıl çığ dondurma yeri yazın. Böyle şapur şu böyle eme böyle. O namazı böyle. O kadar böyle o kıraati, o rüküyü, o secdeleri böyle doyamama, doyumsuz böyle tadını alala böyle. Öyle namaz kıldı. Ben hep ona baktım namazı bitirme böyle şey. Selam verdi. Ağlama başladı. Dedim hacam ama ben tam gençim. Hacam dedim niye aldıysan ne oldu hayrola? Ahmet Bey dedi bana. Ahmet Bey dedi böyle. Selam veriyorum. Böyle selamı alıyor. Ama onu göremiyorum dedi. Onu aldığım acaba ne kusurum vardı bak. Selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu selam boşa gitmiyor. Burada melek var ya, ona bir selam yapacak melek. Melek bunu alıyor selamını. Aleyküm selam, melek alıyor bunu selamı. Bunu duyuyor bu da böyle. Selamı duyuyor ama ağlıyor. Acaba niye onu göremiyorum? Ne kusurum var diye. Yani namazda çok sırlar var muhteremler böyle. Yani şekil değil namaz. Namaz şekil değil. Namaz ibadet, dinin dili, ruhsal bir namazı böylece. İnşallah Teala namazımızı inşallah daha iyi kılmaya çalışalım muhteremler. İnşallah. Ve İslam'a hizmet böyle. Yani zekat deyince tabi bunun dışında İslam için harcama. Yani din için harcama, Allah'ın harcama onlar. Buna neye bunlara benziyor bunlar? Yere tohum atmaya benziyor bunlar. Yere tohum atılıyor. Toplu örtülü üzeri bir de böylece. Yani bilmeyen kişi bakar, bu adam deli der. Kişi mi? Üç val tohumu yere attı, üstünü örttü, toprağa gitti. Kayboldu gitti bu. Yesin o toprak bu der böylece. Ama ne oluyor? Zaman geliyor. Tuttu mu onlar? Bak, tutarsa ama. Tuttu mu ne oluyor onlar böylece? Bir tek buğday der, kaç yüzüne buğday oluyor muhtemelen. Kaç başak veriyor böyle. İşte Allah'ın harcan da bunu gibi muhtemelen. Tutarsa, Allah kabul ederse, kadın helalsa, ilaslıysa ben kişi böylece, Allah beni kabul etse ne oluyor? Yani mahşer gününde, dikilik mizanın başına, hesap şimdi sırası bizde değil mi böyle? Kalp, böyle buyuruyor, ledel hanacir, kalp boğazı tıkanmış böyle, korkudan böyle, heyecandan böyle, eve tutulmuş böyle, göz yoldan fırlıyor göz böylece. Bütün iş o anda, mizanda. Hangisi ara basacak mı derler. Her şey orada. Tabi sıvaplar konuyor nur şeklinde. Sıvaplar da farklı oluyor mesela. Kişi bir camide bin kişi namaz kılmışlar. 100 kişi, 1000 kişi. Hepsi farklı ama böylece. Değişiyor böylece. Ticaret de bunun gibi mesela. Herkes çalışır ama kazanç farklı ama sana böyle. Madde de böylece. Şimdi ne oluyor bak muhtemelen burada böylece. Mizan başında. Tabi sıvap da geliyor şimdi. Geliyor böylece. Kul bakıyor böyle, oh, o da sevinir verdim böyle. Allah'ın da vermiş ya böyle. Namaz kılmış, selam vermiş, haziyaret edilmiş, cenazeye gitmiş, ne yapmışlar böyle. Hep bunlar konuyor bunlar bir şekilde. Tabii günah da konuyor. Öyle kişi olacak ki, günah sevabı denk gelecek şimdi. Tabii var, çok olacak böyle. Günah sevabı denk geldi. Araf. Ne cennet, cehennem ortada kalacak bir şey böylece. Arafta kalacak. Tabii üzülüyor. Cennete giremeyecek. Ah pişman şimdi. Yani dünyada biraz daha bir şey yapsaydı dünya. Biraz daha bir şey yaptı dünya. Biraz daha böyle yapsaydı yeterliydi böylece. Ah! İşte bir şey böylece. Diyecek ki Mevlam kulum. Merak etme kulum. Senin daha sevapların var kulum. Var senin daha sevapların. Ne var ya Rabbi? Kulum sen filan zaman niyet ettin şu işi yapmaya. Ama yapamam bir engel oldu. Yapacaksın onu böyle.
Niyetine karşı sevabına kadar bakalım. Niyeti birebir ama. Yaparsa en aşağı 10 katı bakalım böyle. Kula bakalım. Kulun sen niyet ettin hacı gitmeye. Hacı gitmeye niyet ettin. Nafile mesela farzın dışında. Ama gidemedin. İşte engel oldu, bir şey oldu, gidemedin böyle. Niyetin gitmekti ama kesin gitmekti böyle. Kulun hacı sevabına kadar bakalım şey böyle. Buna konacak. Hatta muhteremler rüyadaki konu, rüyadaki konu, rüyada verecek. Diyecek ki Mevlam kulum, senin daha sevabın var. Sevabı ağır bastı ama. Tabi sevinçli, uçacak var. O kadar sevinçli böyle. Ya abi ne bir sevabın var? Kulum sen rüyanı iki kez namaz kıldın. Gece rüya namaz kıldın. Namaz kıldın. Onunla okuyun sevabını bakalım. Kulum rüyanda Fatih Eylem okudu rüyanda. Kulum rüyanda ömreye gittin. Kulum rüyanda şunu yaptın. Buna okuyun bakalım, buna okuyun bakalım. Elhamdülillah, Mevlamızın rahmeti bol muhteremler böylece. Bol muhterem Mevlamızın böylece. Yine şükür olsun ki böyle Mevlamız var muhterem böyle. Mevlamız böylece. Ona kulluk etmek, ona yönelmek böyle, ona boyun eğmek böyle. Ona itaat etmek onlara, Mevlamıza. Onunla çalışmak. Ve hep nasip etsin hepsini inşallah. İzzetle Fatiha.